Hepinize tekrardan merhabalar. Athenia Kalıp kanalına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim videoda. Şunu kapatalım. Boşu boşuna RAM'den çalmamıza gerek yok. Şimdi bir önceki videoda ne demiştik arkadaşlar? Buralara kolon burç atacağız sizinle birlikte. Şimdi kolon atacağız, burç atacağız, itici grubunu merkezleyeceğiz. Vesaire vesaire. Bunun gibi şeyler söylemiştik. Buna nereden başlarız? Bir yerden başlayacağız şöyle. Transparanlığı bir kapatalım. Ardından bakın. Şu işlemleri yapalım. Bu çeliklerin tamamını 1020, 1040, 1050 malzemeden yapabilirsiniz. Yani bunlara ortak bir renk verebiliriz. Şöyle bir gök mavisi bir renk versek sanırım uygundur. Şimdi bu çelik impaks olacak. Bu çelik de impaks olacak. Bunlara aynı rengi verebiliriz. Gerçi aynı renk olmadı ama. Ya da bunlara farklı bir renk verelim. Görünüşünde daha doğrusu üzerinde işlem yaparken bizim için daha kolay bir görüntü ortaya çıkartsın. Diğerlerinde de büyük ihtimal farklı renk vereceğim de. Şimdi sınıflandırırken bu şekilde söyleyeyim size. Kalıp setimiz bu. İmalat çeliği, imalat çeliği bunlar da. Impax malzeme. Sıcak iş takım çeliği. Nedir bunlar? 2344, 2738 kullanabilirsiniz. 2312 de kullanabilirsiniz. 3 tane çelik ismi verdim size. Şimdi şunu yapabiliriz burada. Şöyle feature group diyelim. Buraya erkek grup yazalım. Ve seçime şunları ekleyelim. Onayladık. Erkek grubu gizlediğimde bakın ne kaldı? Geriye bunlar kaldı. Şimdi buna gelelim. Feature grup. Buna da dişi grup yazıyorum. Dişi grup yazdıktan sonra bu çeliği de buna ekliyorum. Ve bunu da gizliyorum. Şimdi burada da 4 tane numune parça mevcut. Numune parçalarımız burada. Şöyle arka plan rengini de açık bir renk yapalım. Ve dişi grup geldi. Erkek grup geldi. Bunun üzerinde hata yapmamanız için ilk belirleyeceğiniz husus, belirlemeniz gereken husustan bahsedelim arkadaşlar. Şöyle bakayım. Bunu da birazcık transparanlığını açalım. Bunda ilk önce iticilere ve soğutma kanallarını tasarlamanız gerekiyor. Tamam mı? Soğutma kanallarını ve iticileri tasarlamanız gerekiyor. Peki ya bu iticiler nasıl tasarlanacak? Bu parçaya nereden itici koyarsınız? Parçanın kozmetikliğini bozmamanız adına ve parçaya herhangi bir deformasyon vermemeniz adına iticiyi koyacağınız en uygun yer bakın burasıdır. Ne geliyor? 3, %3, 3, 10'da 3 geliyor. Yani buraya 3 milimetrelik bir itici koyabilirsiniz. Burada bunu anlıyoruz. 3 milimetre çap, 3 milimetre itici. Ardından tekrardan bakalım. Şu kısımlara itici koyarsanız bu kısımlarda da iticiyi formlu işlemek durumunda kalıyorsunuz. İticinin arkasına özel işlem yapıyorsunuz bu sefer itici dönmesin diye. Daha bu kalıpta buna girmeyeceğiz. Bunu söyleyeyim. Şuraya bakalım. Şimdi buradan da itici koyabiliriz. Buradan burası ne kadarmış? Bakın burada minimum distance 1,5 mm diyor. Burada iticiyi koyabileceğiniz bir pozisyon yoktur arkadaşlar. Maalesef itici koyabileceğiniz bir pozisyon yok. Şöyle erkek grubu tekrardan çağırayım. Erkek grubu çağırdıktan sonra şunun bir tanesini gizlesem.
Şöyle erkek grubu gizleyeyim. Buralara lama itici de koyabilirsiniz. Fakat lama iticiye de daha girmeyeceğim. İlk başta şöyle bir tasarım yapabiliriz sizinle. Parçanın şu yüzeyine şöyle gelelim. Şöyle quick peek çıksın bizim için. Fakat quick peek'i de alamadık. Buradan alabilir miyiz? Entire assembly yapalım bunu. Valla quick peek bekliyorum buradan ama kesişim noktasını açsın. Kuadrantları göreyim. Gerçi o snap options kısmında mid point de açıkmış bizim için ama fakat çıkmadı. Neyse. Bu bizim için çok da önemli değil aslında. Bunun orta noktasını en basit şuradan da bulabilirim. Bakın bu kısımda zaten mid point çıkacaktır. Buradan da şöyle mid point'i seçiyorum. Bir çizgi oluşturuyorum. Tekrardan bunun da mid point'ini alıp şöyle bir çizgi oluşturduğumda olay tamamlanıyor. Şimdi şu kısımda mid point almam gerekiyor benim. Bakalım burada nereden mid point alabilirim? Buradan da alamadım. Fakat şöyle yaparsam bakın burada quick pick çıkıyor. Şöyle start point'i seçip yanlış bir seçim yaptık burada. Şöyle tekrardan eğri komutumu alayım. Şöyle start point'ten end point burayı seçip bunu yardımcı çizgi yapabilirim. Şimdi bunun mid point'ini alıp şöyle bir çizgi seçimi yapabilirim. Ve buraya çapı 3 mm olan delik deliyorum. Şimdi bunu şöyle yapmam icap edecek. Buradan şöyle bir 15 mm atayım. Bunun aynısından bir tane daha koyacağım buraya. Bunu da 3 mm yapıyorum. Ve bakın bununla bunun arasını şöyle 15 yaparsam gördüğünüz gibi gayet düzgün bir hal alıyor. Ctrl T yapayım. Angle bunu ve bunu orta noktayı seçiyorum. 90 derece dediğimde bakın buraya geliyor. Onayladım. Objeleri aynalama komutunu seçiyorum. Buraya koyuyorum. Aynı komuta tekrar giriyorum. İkisini seçiyorum buraya. Ve komuta tekrar girip dördünü seçip aşağıya yerleştiriyorum. Şimdi ne kaldı geride? 1, 2, 3 ve 4 tane itici deliğim kaldı. Bakın bunları da buralara yerleştiriyorum. Bunları buraya yerleştirdikten sonra şu işlemi yapabilirim. Ya da şöyle yapacağız. Bir finish sketch diyelim sizinle birlikte. Extrude komutuna girelim. İticilerimizi uzatıyoruz. Şimdi şunu gizleyebilirim. Bakın gayet güzel bir şekilde iticileri yerleştirdik buraya. Şimdi bundan bir kurtulalım. Bir remove parameters yapalım. Remove parameters yaptıktan sonra skeci de silebilirim. Replace face komutu devreye girecek burada.
Fakat devreye girmesin burada. Şöyle olsun. Offset komutuyla 50 milimetre. Bunları offsetleyeyim ben bir. Şimdi şöyle tamamını seçmem gerekiyor. Bunu ekstrüzyon esnasında yapsam aslında daha kolaydı ama neyse, bu bizim için bir sorun değil. Seçmediğim bir obje yok. Bunu buraya yerleştirdim. Bunu geçiriyorum. Şimdi bunları çıkartabilirim. Fakat çıkartırsam bir delik geometrisi oluşacak. O zaman şöyle yapacağım. Şöyle geleceğim. Bundan bunu şöyle preview'u da kapatayım. Sırayla iticilerimi çıkartıyorum burada. Şöyle target body 2 değil. En son bunu mu yaptık? Hata almam gerekiyor en son onu yaptıysam. Evet, hata verdi gördüğünüz gibi. Çıkıyorum. Komuta tekrardan girelim. Zaten bundan başlamıştık. Neyse. Şimdi şundan da bir kurtulalım. Unsur ağacımızda. Bunları sileceğiz arkadaşlar. Tamam, iticilerin bu kısmı bizim için fazlalık. CTRL-D yapıyorum. Bunlardan kurtuluyorum. Şimdi ne oldu burada? Bakın ne olduğunu şimdi çok net bir şekilde anlayacaksınız. Şöyle yandan bakalım. Görüyor musunuz? Yüzeyin sıfırına yerleştirdik bu iticileri burada. Parçanın şu yüzeyiyle itici şu anda birbirine temas etmiş yüzeyde duruyor. Ctrl Shift B yapıyorum. Arka plana geçip şu kısma giriyorum. Bu kısma girdikten sonra hocam ne yapacağız? Bakın arkadaşlar bunu yapacağız. 1, 2, 3, 4 hatta şöyle yapsam maalesef tam body'yi almadığım için seçmiyor. Onayla. Bir yüzey seçmem gerekiyor burada. Yüzeyi seçtim. Aynı yere aynaladım bunları. Bunları seçiyoruz arkadaşlar tekrardan. Tamamını da şimdi karşı tarafa koyacağız. Şunu kaldıralım. Gördüğünüz üzere iticileri burada yerleştirdik. Bunu da kaldıralım. Şimdi gördüğünüz gibi tamamen mirror geometri komutlarından kurtulduk ve sadece iticilerimizin alınmış bir şekilde amparametrik olduğu bir ortam hazırladık kendimize. Şöyle body 14'e girdiğimde bir tane iticinin olduğunu görüyorum ve buraya itici grubu ismini veriyorum. Body olarak da bunların tamamını seçiyorum. Ki burada seçemiyorum. Tek tek seçmem gerekiyor. Peki ya şunu yapamıyor muyum?
Seç bakayım tamamını. Umarım başarılı bir şekilde program bunu bizim için halleder. Gayet de uzun sürdü aslında ama. Bir seçim işlemi gerçekleştirdi. Kontrolü sağlayalım. Katı modellerimiz, gruplarımız tamamen iticileri seçti. Onaylıyorum. Bakın gördüğünüz gibi tamamen itici grubumuz buraya geldi. İticilerimiz burada. Şimdi ne yapacağız biz? Bak iticileri bundan çıkartacaksın. Neden? İtici çünkü burada çalışıyor. Şöyle bir edit display yapalım. Bu arada kayıttayız değil mi? Evet. Edit display yaptık. Bak iticileri gördün mü? İticiler burada. İticiler burada çalışacak. Buna geliyorum. Daha doğrusu subtract deyip bundan şöyle itici grubu seçiyorum. Çıkar diyorum onayladım. Subtract'ten de kurtulabiliriz. Onayla. Hatta bu iticileri 2 mm dahi yapabiliriz. 2 mm yapsak valla çok daha iyi olur. Çünkü bakın burada işlerken burada yüzey bozukluklarına neden olabilirsiniz. Şu subtray'i geri alalım. Subtray'i geri aldıktan sonra offset komutuna giriyorum. 0.5 tek taraflı. Şimdi bu bunu büyütmek isteyecek. Preview'a girdiğimde gördüğünüz gibi şöyle preview açıkken reverse direction yapıp bunları seçelim. Bunlar 2 milimetrelik olsun arkadaşlar. İncecik. Gördüğünüz gibi iticilerimiz. Bunların tamamını bu şekilde seçiyoruz burada. Sanıyorum ki seçmediğimiz herhangi bir 2, 4, 4, 8, 16, 32, 64 tamam o 64 tane seçmişiz kalmamış. Şimdi bunu sağladıktan sonra şöyle çeliğimizi alalım. Şimdi subtract işlemi yapacağız. Bundan diyorum ki feature grubu çıkart. Onaylıyorum ve bakın şimdi bir miktar daha hoş bir geometri sağladık burada. Gördüğünüz üzere. Buralar sıfır olacak. Yani bunu alıştıracaksınız burada bu iticiyi. Aşağıda kalmasın, yukarıda da olmasın. Burada bir altlığın vesaire ya da kumpas çenesini takılmadan geçebileceği bir yüzey oluşturmanız gerekiyor. Şimdi şöyle gelelim. Bunlardan da bir kurtulalım. Tamam biz bu iticileri yaptık ama bu iticiler nereye kadar olacak? Daha itici boyu belli değil. Şimdi kalıp setini tamamen çağırırsak buraya. Şöyle erkek grubu. Bak, bu bunun altından çıkıyor. Aslında bu iticiler burada bitecek. Yani şunun üst plakasında, yani bunun üst yüzeyinde, bunun alt yüzeyinde, bunun alt yüzeyinde bitecek. Bunlar da daha bitmiyor. Çünkü daha bu boy belli değil. Şimdi bu şekilde kalsın. Bunu yaptık ama şöyle Ctrl Shift U yapalım. Sadece şu plakayı çekelim. Buna soğutmak sistemini entegre edeceğiz arkadaşlar. Buna soğutma. Şimdi biz bunu nasıl soğutacağız? Biz bunu nasıl soğutacağız biliyor musunuz? Şöyle bakıyorum. Bak 1, 2, 3. Buradan bu şekilde gezdirebilirim. Buradan da aslında nasıl olur? Böyle yaptığımda yukarıda kalır. Aslında buradan da gezdirebilirim. Şöyle bakalım. Ama burada tabii kolon ve burçlarım da olacak benim. Şimdi burada da bir tane yolluk itici olacak. Yolluk itici söz konusu. Şöyle 8,5 mm delikler delerek şöyle 1 hatta buradan 2, 3, 4, 5.
Tamamdır. Buradan da aynı şekilde yapacağım. Suyu burada dolaştıracağım arkadaşlar. Şimdi bunu yapabilmek için ilk önce şuraya bir skeç açalım. Skeci açtıktan sonra bunu bir tel kafes görünümünde görmem benim için çok daha iyi olacaktır. Şöyle static wireframe diyelim ve şöyle siyah bir arka plana geçelim sizinle birlikte. Şöyle yapmam uygundur. Bunun midpoint'ini alabiliyor muyum? Point of curve. Maalesef alamıyorum. O zaman şöyle yapabilir miyim? Burada herhangi bir midpoint alabileceğim bir nokta var mı? Point of curve. Burada da yok. Şöyle alabilir miyim? Quadrant, quadrant, arc center. Evet. Tam da istediğim buydu. Şöyle arc center'ları aldığımızda ve bir çizgi çektiğimizde bunu zaten tam bakın ortasından geçen bir eğri elde edebiliyorum. Şimdi buraya şöyle 8,5 delik de aslında pek de küçük değilmiş. Şimdi burada mühim nokta şuraya olan mesafe aslında. Bunu 10 olarak varsayın siz. 5 mm kalıyor. Yani 10 koyarsanız burada 15 mm. 12 koyarsanız 8, 7 mm bir pay kalıyor. Bunu 8 yapalım, 13 yapalım. Tamam, bu böyle burada kalsın. Şimdi aynı işlevden şuraya da bir tane koymamız gerekiyor. Peki ya bunu nasıl yapacağız? Şöyle bunu da buradan da bir arc center yakalamamız gerekiyor bizim. Şöyle gelelim arc center nereye? Bakın buraya. Şimdi tam bunun da ortasına atabilmemiz gerekiyor midpoint olarak. Bunu şuraya şöyle uzatalım bakalım. Şöyle 8,5 gördüğünüz üzere şöyle yardımcı geometri yapıyorum. Ve bakın bunlara bir yükseklik ölçüsü, bir tam sayı versek iyi olur. Şöyle 40 milimetre bunun için yeterlidir. Bir de bunun için vermemiz gerekiyor. Buraya bakıyorum kaçmış 21,5. Fakat buna üstten ölçü verdik zaten. Buna herhangi bir müdahale etmememiz daha doğrudur burada. Şu kısma da koyabiliriz arkadaşlar bir tane. Bunu da nasıl yapabiliriz? Şöyle koyalım. 8,5. 8,5 koyduk bunu ama bunun bakın şuraya olan uzaklığı ne kadarmış? Şöyle 30 milimetre yapalım ve yüzeye olan bir mesafe ölçüsü verelim buraya. Şöyle 12 milimetre desek tamamdır. 30, 28, 26 tamamdır. Şimdi gerekli işlem bunu ve bunu bu kısımda aynalamak olarak kalacak. Ve şöyle bir orta nokta alıp aynı şekilde buraya doğru da aynalayacağım. Şimdi finish sketch dedikten sonra şöyle bir ekstrüzyon komutuna girelim. Şöyle yönünü bir ters çevirelim ve şu kısımdan da bir uzatalım bakalım. Bunları bir katılayalım, ardından katı görünümü bir geçelim. Buraya kadar her şey normal. Bakın buralarda herhangi bir sorun gözükmüyor gördüğünüz gibi. Fakat şimdi burada bizim yolluk kısmımız olduğu için bakın bunda bu kısımda değişiklik yapmamız gerekiyor. Tamam mı? Bunda peki nasıl bir değişiklik yapacağız? Bunda şöyle bir değişiklik yapacağız. Bu yolluğu aşağıya indireceğiz. Aşağıdan götürüp yukarıya çıkartacağız. Peki, bu nasıl olacak? Bu nasıl olacak biliyor musun? Alt taraftan şu kısımlardan da delik delmemiz gerekiyor bunu. Şimdi bu deliği deldiğimizde su gelecek, aşağıya inecek, yol alacak, yukarı çıkacak ve tekrardan çıkış yoluna gidecek. Çünkü şöyle bir şey var. Hatta bu deliği körlememiz gerekiyor burada. Ya da bunları sileceğiz arkadaşlar. Bunları koymayacağız buraya.
Çünkü bu yolluk kısmında biz yolluk itici de koymak durumundayız. Şimdi buraya bir de biz yolluk itici koyduğumuzda, hatta bakın şu kısımlara da yolluk itici koyacağız. Biz buna yolluk itici koyduğumuzda şunları silelim. Bunlarla olmaz bu iş. Şu ikisinden kurtulacağız. Tamamdır. Bu kadarı bizim için yeterlidir. Asimetrik bir soğutma sağlar mı? Sağlamaz. Şundan dolayı sağlamaz. Üst plakada, bakın üst plakada daha afaki bir soğutma sistemi oluyor. Çünkü orada bir itici grubu yok vesaire bir şey yok ya. Orada daha kaliteli bir soğutma sistemi söz konusu oluyor arkadaşlar. Ya gel gelelim ki bunu da kalıbı da buz gibi çalıştırmıyorsunuz zaten. Bu 80 derece falan olması lazım. 70 derece, 80 derece bantlarında falan gezdiriyorsunuz bunu. Şimdi bu şekilde kalsın. Ne yapalım? Şöyle bir subtract işlemi yapalım. Subtract işlemi yapalım. Onaylayalım. Onayladıktan sonra şundan da subtract'ten bir kurtulalım. Ve ben artık bunları görmek istemiyorum. Şöyle bundan kurtuluyorum ve bundan da kurtuluyorum. Bunlardan kurtuldum. Herhangi bir iticiye zarar vermeden bunun tasarımını yapmış bulunduk arkadaşlar. Şimdi bir kayıt alalım, bir kaydedelim bunu. Bunu kaydettikten sonra şimdi yolluk vereceğiz buna. Tamam mı? Buna yolluk vermemiz gerekiyor. Şöyle add display diyelim tekrardan. Bunu kapatalım. Bunu kapattıktan sonra şunları almamız gerekiyor. Numune parçalarımızı. Peki, buna nasıl bir yolluk veririz? Buna nasıl bir yolluk veririz? Güzel bir soru. Şunu alalım. Çeliğimizi alalım. Bakın aslında en uygun yolluğu bunu burada verebilirsiniz. Çünkü nereden girecek mal? Bak buradan malı verebilirsin. Şimdi buradan versen malı burada bir çapak yapacaksın. Tamam mı? Bir çapak oluşturacaksın. Fakat iğne yolluğu da aslında burada anlatmak istemiyorum ben. Şundan dolayı iğne yolluğa burada girdiğimde şimdi birazcık kafanız karışıyor. Bilmeyen kişilerin kafası karışıyor. Bu buradan nasıl çıkacak diye. Buna en uygun buna yaprak yolluk yapalım sizinle beraber. Şu kalıbı komple bir alayım ben. Kalıbı dedik nasıl çalıştıracağız? Kalıp burada bu şekilde çalışacak. Kalıp bu şekilde çalışacaksa malı şu şekilde bakın buralardan yürütebilirim ben. Tamam mı? Buralardan yürütebilirim. Buralardan yürütürsem şöyle alırım ben bunu. Şöyle arka kısmına döneyim. Ve çizmeye başlayayım sizinle beraber. Şu kısma bir skeç açalım. Bu kısma skeç açtıktan sonra ilk işimiz bunun orta noktasını bulmak oluyor. Şöyle midpoint alalım. Buradan da bir midpoint alalım. Onaylayalım. Yardım çizgi. Midpoint. Buradan da midpoint aldım. Yardım çizgi. Şimdi şöyle bir çizim oluşturuyorum. Hatta bu şey kalmasın. Yardımcı olarak kalmasın. Bu devam etsin böyle. Aynı şekilde şuradan da bir midpoint çıkayım ben. Bu da lazım olacak çünkü. Bu vertical mı bu arada? Tamamdır. Dikeymiş zaten. Şimdi bunun aynısından yanlış yaptık burada. Connected curl değil, single curl seçeneğini seçip buraya ek yapmam gerekiyor. Şöyle bir çizgi çekiyorum. Bakın burası şöyle 25 milimetre. Tamam mı? 25 buradan da var. Şimdi şuradan da bir yolluk giriş boşluğu bırakmamız gerekiyor. Tamam mı? Bu 3 milimetre falan uygun durumuna.
Bu parça için konuşuyorum. 3 mm buna bıraktık. Mesela 8 mm'lik çakıyla şey açsak buraya bir 10 mm bir boşluk bırakmam benim için yeterlidir. Bunu yaptıktan sonra bunun aynını aşağı kısım içinde koyuyorum. Şimdi bunu yardımcı olmaktan çıkarsın. Bunların tamamını seçiyorum ve bu kısma da koyuyorum. Bu kısma da koyuyorum. Finish Sketch diyorum. Şöyle home kısmında tube komutu tube nerede? Şurada vardı. Ben o komutu sürekli olarak kullanırdım. Evet. Şimdi ne dedik? 8'lik çakıyla. Aç bakalım. Tekrardan tube komutuna girelim. Apply ve apply. Bakın gördüğünüz gibi aslında 8'lik bir miktar büyük geldi. Bunu 1 mm küçülteyim tek taraflı. Bunu 6'ya çekeyim ben. Offset. Şöyle reverse direction onayla. Reverse direction onayla. Parçanın geometrisi gereği tamam. Bakın bu daha uygundur. Şimdi bunu da yaptıktan sonra şu işlemi yapacağız. Bunları unite ediyoruz. Şu kısımdan kurtulabilirim. Sketch'ten de kurtulabilirim. Ve artık şunu yapmam gerekiyor. Extrude komutuna giriyorum. Buradan face edge sıfırdan başlasın. 5 mm sıfırdan başlasın. 10 mm, 5 mm şu katıyı geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Katıya girmesi gerekiyor. Bakın 5, 4 yapsam tamamdır. Bu benim için yeterlidir. 4'er milimetre bakın buralardan bir giriş sağlıyorum buna. Milimetre girişi sağladım. Şimdi bunu küçülteceğiz. Tamam bu böyle olmaz çünkü. Preview'a giriyorum. 6'ydı burası. Şöyle yaparsam 5 olur. 4 olur. 2 yok pardon 1,5. Şöyle onaylıyorum. Ölçeceğim burayı. Yolluk girişine kadar çap olarak radius 1,5. Bakın 3R 1,5 takım ile tamam mı? Bunu sağlayabilirsiniz. Şimdi bunun da aynı seviyeye düşür. Yok düşürme. 3 mm düşmesi gerekiyor. Bu ne kadar? 6. Şöyle 1,5 mm ters offsetleri verelim. Tabii yanlış katıyı seçtik burada. Bu işlemi de yaptıktan sonra şunu yapmanız gerekiyor. Bunların aynısını karşıya aynı alacaksınız arkadaşlar. Bunu da nasıl yapacağız? Bakın bir buradan yüzey seçeceğiz. Bir de buradan yüzey seçeceğiz. Karşıya aynı alalım. Şimdi ne kaldı geriye? Bunları unite etmek yani birleştirmek kaldı. Onayla seç. Bunları da aynı şekilde birleştiriyoruz. Bak hepsini alacaksın burada. Şimdi bunu birleştirdik. Buradan yine bir kurtulalım. Daha yapacak işlemimiz var çünkü. Burada ne oldu? Bak bunlar bunun içine girdi, tamam mı? Şimdi subtract diyorum. Yoğunluktan bunu ve bunu çıkart. Bak yoğunluk artık buraya sıfır. Sıfır oldu, tamam mı? Ama daha yine yapacak işlem var. Şimdi split body diyorum. Yolluğu bu yüzeyden, tamam mı? Sıfır offset ile kes. Yolluğu da kestik burada. Şimdi tekrardan remove parameters yapalım.
Burası iki ayrı body oldu. Bunu sildiğimde bak buranın yoğunluğu geldi artık. Görüyor musun? Yoğunluğu burada getirmiş olduk. Şimdi bu kısma bir radyus verelim. Şöyle R1 desek. Bakın. 2 milimetrelik bir radyus verelim buraya. Ve bunların tamamına. Neden biliyor musun? Şurada bir mukavemet olsun ki sen parçadan yolluğu kopartırken yolluk kırıntısı kalmasın. Bu fazlalık her zaman yolluk kısmında kalsın. Bak bunu 2 yaptım ama 1 milimetreye bunu çekiyorum. Şuraya da ver bakayım. 0,75 desem. Tamam. Şimdi şeyi kurtaracağız. 3 milimetrelik bir fark var ya arada. Burayı tam daire yapacağız. Ona uğraşıyorum. Bu kısımlara da radius vermen lazım çünkü. Onayla. Şimdi gayet soft bir geçiş burada sağlamış olduk. Şimdi bu soft geçişi burada sağladık ama daha işin bu kısmı var. Neydi bu? 6'ydı. Buraya şöyle 3 milimetre radyüs veriyorsun. Bunu da küre çapıyla açacaksın. Çünkü ondan verdiriyorum ben bunları sana. Şimdi yolluk tasarımı bu şekilde yapılıyor. Ama daha yolluk tasarımı inan daha bitmedi. Şimdi buraya bir yolluk dolum merkezi yapacağız. Tamam, burada bir yolluk dolum merkezi olacak. Peki hocam bu nasıl olacak? Bak kardeşim bu da bu şekilde olacak. Bunlardan yine bir kurtulalım. Şöyle bir CTRL S diyelim. Çizim açalım buraya. Buraya bir çizim açtıktan sonra şimdi bunu yapman gerekiyor. Aynen şunun merkezinden şuradaki dairenin merkezine. Hadi ama bir quick çıksın. Seçtik. Şunu yapıyoruz. Bunun midpoint'ini bulacağız şimdi. Buraya kaçlık itici koyacaksın? Mesela 10 çapında itici koysam buraya ben 16 yaparım. Hatta 16 18'lik mesela meme koysak buraya 16 yapmamız tamam. 16 yapmamız uygundur. Burayı 16 yapıyoruz. Extrude işlemi yapacağız burada. Gerçi mal nasıl gelecek? Mal buradan böyle gelecek. Bunu yapmayalım ya. Bu kalıp için geçerli değil bu. Unutun bunu. Bu işlem bu kalıp için geçerli değil. Aynen. Ya da unutmayın bunu. Ctrl Y, Y. Nasıldı o? İleri al. Bilgisayar dondu. Aynen bu olsun. Şöyle Extrude komutuna girelim. Bunu seçelim. Neydi? 3 milimetre. Nasıl yönde? Ters yönde. Şimdi bununla bunu birleştirebiliriz. Evet, tam olarak da bu şekilde olacak. Bu şekilde olacak ve hatta şöyle 2 milimetre de offset verelim buna. Ve arkadaşlar bunda karşı tarafta kalmaması için, erkek grupta kalması için bunda draft olacak. Burası önemli. Şöyle geliyorum. Draft komutum burada. Vektör yönüm burası. Sıfır yüzey burası. 1 derece açı verelim. Select draft olarak bunu seçiyorum. 2, 3, 4, 5. Bakın bunu 5 dereceyle işliyorum. F0,5. Şuraya radius vereceğim. Tamamdır. Şimdi kalıptan çıkmaması için bir durum söz konusu değildir. Yolluk karşıda kalır yoksa.
Tamam. Mal çıkarken sıkıntı yaratır bu size. Şunu kapatalım. Skeci de silelim. Biz ne yaptık? Subtract dedik. Bundan bunu çıkart bakayım. Evet. Bundan bunu da çıkart. Bundan bunu çıkart. Bundan bunu çıkart. Remove parameters yapalım. Şimdi çeliği getireceğiz buraya. Çeliği Edit Display ile transparan hale getirip bakın bu kısımlara da 1, 2, 3, 4, 5 tane itici koymanız gerekiyor. 5 tane de itici koyacaksınız buraya. Peki bu iticileri nasıl koyacağız? Bu iticileri de tam bunun kesişim noktasına atacağız. Nasıl yapacağız hocam? Hocanız şimdi size anlatacak. Bir arkadaşınız olarak. Bu orta kısma büyük bir itici atıyorsunuz. Şöyle bakalım buradaki çapa. Bak mesela 8,5'muş. 10'luk bir itici atabilirim buraya 1. İkincisi şu kenar ile şu kenarın kesişimi bir kere bana bunun ortasını verir. Biraz geometri biliyorsanız bunu da biliyorsunuzdur zaten. Buraya da şöyle 5 milim itici. Ayrıyetten aynı işlemi bunun içinde yapıyorum. Burada bir ilişki aldım ama almamış. Mükemmel. Şimdi bunları geliyorsun dostum. Bu tarafa aynalıyorsun. Şimdi finish sketch diyelim tekrardan. Finish sketch dedikten sonra bak bunları katılacaksın. Abi nereye kadar katılacaksın? Boyu belli değil. Tabii nan bir şekilde katılıyorsun bunları. Ve bunları bak şimdi birleştiriyorsun. İşin asıl can alıcı noktası şimdi geldi. Tamamdır. Bir remove parameters daha yapalım. Silelim. İtici grubuna arkadaşım. Bunları da ekliyorum. Onaylıyorum. Gizleyebilirim. Gördüğünüz üzere. Bak bu da artık tek bir body olarak burada kaldı. Bunun olayı bu şekildedir arkadaşlar. En basit yolluk yöntemi, en basit doldurma yöntemi. Doldurmaz diye aklınıza gelmesin, doldurur arkadaşlar. Bunu tek taraflı verseniz de bunu doldurur. Çift taraflı şimdi daha rahat olacak. Şimdi bu videoyu burada bitireyim. Hatta bitirmeden önce şunu da bir getirelim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle arka kısma bir geçeyim ben. Arka kısma geçtiğimde şunları bir çağırmam lazım. Şimdi bir şey daha göstereceğim size. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Subtract komutunu alıp bak şimdi bunları da çıkartıyorsun buradan. Tamam. Çıkarttıktan sonra bak gördün mü? Herhangi bir su yolluğuna vesaire ya da başka bir duruma engel olmadan bu çeliği bu şekilde işliyorsun. Tasarımı bu şekilde yapıyorsun. Şimdi bu subtray'ı da kaldıralım buradan. Bunun olayı bu şekilde. Tamam mı? Bunun olayı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi bir sonraki videoda ne yapacağız? Bu iticilerin bir kurs boyunu belirleriz sizinle. Ona göre bir köprü yüksekliğini ayarlarız. Köprü yüksekliğini ayarladıktan sonra da standart kalıp elemanları yerleştirmeye başlarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Atenya Kalıp kanalında kalın.